Lütfen cevap ver. Lütfen. Lütfen. Gülendam? Hayırdır? Yüzünden düşen bin parça ne oluyor? İyiyim. Bir şeyim yok. Habin gelecek diye sevinmiyor musun kız? Seviniyorum. O zaman bu halin ne? Kaç zamandır solgunsun anlamıyor muyum ben? Nedir derdin be kızım? Hadi söyle bana. Ben neden kimsenin istemediği biriyim Kahra Hanım? Hiç olur mu öyle şey? Sen benim çiçeğimsin. Abinin bir tanesisin. Sen bizim canımızsın. Bu evden başka kimseyi sayamadım bak. Niye? Çünkü yok. Ben neyim biliyor musun? Vardır ya böyle diken gibi batan, hani evlat olsa sevilmeyen kız. Ben oyum çünkü. Abimin ikimize kurduğu yalan bir dünyada yaşayıp ne yapayım? Kendi kendimi teselli mi edeyim ha? Yapma böyle. Hem abin böyle görürse seni çok üzülür. Onca sene uğraştı. Şimdi tam içini soğutacağı yerde umudunu kırma onun. Bu şehirde abimi benden çok daha fazla üzecek, umudunu paramparça edecek çok fazla şey var. Abim bir ava çıktı ama. Sen annemi tanımıyorsun. Sen Zafer Pehlivan'ı tanımıyorsun. Onun demirden bir leblebi olduğunu daha çocukken mıh gibi beynime kazıdım ben. Onun için dua edelim de bu oyunda ava giderken avlanan biz olmayalım. Servet, itibar, iyi dostlar kazanmış. Şehrin meleği, hayır hasenat sahibi Zafer Hanım. Yetim öksüzlerin hamisi. İnsanlar bilse gerçek yüzünü. Belki de buraya hiç dönmemeliydik. Hani Bursa'da mutluydun? Ne oldu şimdi? Artık değilim. Abi annemizi ölmüş sayıp buradan gidip hayatımızı yaşayabiliriz. Ben bu yoldan dönmem Gülendam. Ben 25 yıldır bu günü bekledim. Geri dönebilmek için sabırla. Vazgeçmek yok. Bir daha sakın bana böyle bir şey söyleme. Abi, geldik de ne oldu? Ne yapacaksın? Öz annemizi mi öldüreceksin? Öldürmek mi? Ölüm onun için ödül olur. Önce etrafını kuşatacağım. Ki kuşattım. Sonra sevdiğin ne varsa elinden alacağım. Evini, işini, servetini, evladını. Ta ki hiçbir şeyi kalmayıncaya kadar. Ve bir gün benim eşiğime düşecek o. İşime düşecek. Sana söz veriyorum Gülendam. O anamız olacak kadın. Bu kapıya gelip yalvaracak. Sizden gayrı gidecek yerim yok diyecek. Sen de o gün onu kapından kovacaksın. Öyle mi?
Bugün bu kapıyı ardına kadar açacağım ona. İhtiyacı varsa pamuklara sarmalayacağım. Başımın üstünde taşıyacağım. Abi, sen ne saçmalıyorsun? Onca şeye sebep olan o kadını başında taşıyacaksın ha? Taşıyacağım. Sonunda diyecek ki... İyi ki seni doğurmuşum oğlum. Bunca yıldır hazırladığın intikam planı bu muydu abi? Bu onun için ölümden davet olur. Bunun daha büyük intikamı olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.